Edindiğimiz bilgilerin bağlantıları, o hani bilgi geliyordu, hipokampüs başka bilgiyle birleştiriyordu ya, onu anlatıyor. Edindiğimiz bilgilerin diğer bilgilerle bağlantıları, beyin hareketleri azaldığında veya dinlenmedeyken kurulur diyor. Dinlenmenin içinde uyku da var tabii. Beyin bilimciler, beyin sakinleştiğinde ve beynin aktivitesi yavaşladığında parçaları daha farklı ve iyi birleştirdiğimizi söylüyor. Yani gün boyu uğraşıyorsunuz. Uyuduğunuzda beyin bunları birleştiriyor. Sizin sınavda yapabileceğiniz, sorularda kullanabileceğiniz bilgi haline getiriyor. Problemlerle çılgına dönmüş bir şekilde, problemlere çılgına dönmüş bir şekilde cevaplar ararken beynimizin elini kolunu bağlıyoruz. Lütfen dikkat edin. İnanılmaz bir bilgi. Demek ki daha çok soru çöz, daha çok soru çöz, hiç çalışma, uyuma, konu tekrar etme, soru çöz, soru çöz. Kimi performe ediyorsunuz dostlar? Kendinizi mi, öğrenciyi mi performe etmeniz gerekiyor? Önemli olan öğrencinin performansı mı, sizin performansınız mı? Ya burada lütfen egomuzu bir tarafa atalım. Tabii ki öğretmenlerimiz bunu yapmıyor. Onlar çoklu düşünüyor. Ben sosyal medyadaki o fenomen adı altında, isimlerinin altına eğitimci yazmış kişilerle konuşuyorum. Mola verip bir adım geri çekildiğimizde frontal lob, beynimizin soru çözen, dikkatten sorumlu bölgesi keşfedici bir şekilde çalışmaya başlar diyor.